Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalında güllü harflerimizi sırasıyla işlemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda sıra E harfinin yapılışını göreceğiz birlikte. E harfinin yapılışına başlamak için bir önceki harfimizin bitim yeri neresi ise bu bitim yerinin üst hizasından sağa doğru 18 kare boşluk bırakıyoruz ve 18. karenin sağ alt deliğinden ipimizi çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şimdi burada sağ tarafa doğru hareket edeceğiz. Üst deliğe batıp hemen altından çıkarak. Şu şekilde. Tekrar devam ediyorum sağa doğru çarpılar yapmaya. İkinci çarpımı yapıyorum. Üçüncü çarpımı yapalım. Dört. Bu sıraya sağa doğru toplamda 13 tane çarpı yapalım. Beşinci çarpımızı yapıyoruz. Altı. Üçüncü çarpıyı yapmak için batıyorum ve düz bir şekilde hemen altındaki delik değil ikinci delikten iğnemi çıkarıyorum. Sol üst deliğe batıp bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu çarpıyı ve sağına iki tane daha yapacağım. Bir. İkinciyi yapmak için batıyorum ve arada 4 tane kare boşluk bırakarak sağa geçiyorum. Bir tane çarpı yapıyorum buraya. Tamamlayıp geri dönüyorum. Buradaki yarım iki çarpımı tamamlıyorum. Ve ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkacağım şimdi. Şu şekilde çapraz. İki tane çarpı yapıyorum sağa doğru. Bir. İkincisini yapmak için batıp arada iki kare boşluk bırakacak şekilde sağ çaprazdan çıktım. İki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum geriye dönüp. Buradaki iki çarpımı da tamamlıyorum. Tamamlamak için battım. İpimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıktım. Sağa doğru 4 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tamamlayalım bu çarpılarımızı. Yine aynı şekilde son çarpıyı tamamlamak için batıp ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkalım. Sağa doğru 3 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım bu 3 çarpıyı. Aynı şekilde 3.'yü tamamlamak için batıp ipin hemen altındaki deliğinden iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Daha sonra iğnemi şuradan çıkarmam gerekiyor. Çünkü buradaki yarım çarpılarımı tamamlayacağım. Buradan çıkmak için şu şekilde
İğnemi koydum. Şöyle arka taraftan bakıyorum. Buradan çıkarmam için ipimin bulunduğu çıkardığım noktadan şu şekilde iplerin arasında arka görüntüyü bozmayacak şekilde hemen şurasıydı işaretlediğim yer. Şu şekilde iğnemi çıkardım. Buradaki çarpılarımı, 13 tane çarpım vardı. Bunları tamamlıyoruz arkadaşlar. Son çarpımı da tamamlamak için batıp düz bir şekilde alt sıraya indim. Hemen sağ üst deliğe batıp bir tane çarpı yapacağım buraya. Ve bu çarpıyı tamamlayacağım. Daha sonra sola doğru devam ederek 3 tane daha yapacağım yanına. Sol üst deliğe battım. İlk çarpıyı yaptım. Üçüncü çarpım. Bu da dördüncü. Toplamda yan yana 4 tane çarpımız olmuş oldu. Geriye dönüp tamamlayalım bu 3 yarım çarpımızı. Üçüncüyü de tamamlamak için batıyorum. İğnemi ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkardım. Sola doğru 6 tane çarpı yapıyorum. Altıncı çarpıyı yapmak için batıyorum ve buradan hemen battığım yerin bir üzerindeki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada hemen sol üst deliğe batıp ipimin sol üst deliğine battım. Bir, tekrar ikinci kez batıyorum. İki. İki tane çarpı yaptım sola doğru. Şimdi geri dönüp bu iki çarpıyı tamamlıyorum. Tamamladım. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım. Sağ üst deliğe battım. Tamamlayıp bir alt sıraya indim. Yani bir alt sıra battığım yerin hemen bir altındaki delik değil, ikinci delikten çıkıyorum. Şu şekilde. Şimdi burada sol üst deliğe batıp çapraz alttan çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum buraya. Tamamlayıp tekrar sağ çapraza geri dönüyorum. Buradaki tek çarpıyı tamamlıyorum. Hemen yanına iki tane daha yapacağım. Bir ve iki. Geriye dönüp bu iki çarpıyı tamamlıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Buradaki altı tane yarım çarpım vardı. Bunları tamamlıyorum.
6. çarpıyı tamamlamak için batıp bu ipimin bulunduğu deliğin altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Sola doğru 4 tane çarpı yapıyorum. Daha sonra geriye dönüp bu çarpıları tamamlıyorum. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkıyorum. Sola doğru 3 tane çarpı yapıyorum. 1 2 ve 3. Geriye dönüp tamamlıyorum. Daha sonra düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Şimdi bu şekilde yaptığım üçerli çarpıdan aşağı doğru toplamda 6 tane daha yapacağım. Yani bu üçerli çarpı ile beraber 7 sıra bu üçerli çarpımdan olmuş olacak. Devam ediyorum. Son çarpımı da tamamlayıp iğnemizi alttan çıkaralım. Şimdi ipimiz hala varken şöyle bir köşeden iğnemizi çıkaralım ve bu lacivert ipimizi beklemeye alalım. Arkadaşlar harfimizin gülü için geçmiş videolarımızdaki B harfimizin gülüyle aynısını yapacağız. Sadece son yaprağımızı farklı yapacağız. Sağ üstteki yaprağımızı yaptıktan sonra son yaprağımıza geçiyoruz ve yapılışını göstereyim ben arkadaşlar. B harfine bakıp çiçeğimiz ve bu 3 tane yaprağımızı bu şekilde yaptıktan sonra normalde bu çarpıyı tamamlamak için batıp çapraz bir şekilde şuraya bir yerlere geliyorduk. Şu şekilde geliyorduk. Bu sefer bu çarpımızı tamamlamak için batıyoruz. Alttan iğnemizi çıkarıyoruz. Daha sonra şuradaki 3 tane yan yana çarpımız var ya, şu tam köşedeki. Bu 3 tane çarpının sağında 1 2 3 4 kare boşluk bırakıp 4. karenin sağ alt deliğinden çıkmamız gerekiyor. Şurada. Arka tarafı çeviriyorum. İşaretlediğim yer burada belli. İpimi şu şekilde bulunduğu yerden düz bir şekilde aşağı doğru indiriyorum. Şu iplerimin arasından geçerek. Şu şekilde düz. Daha sonra bu şekilde geçtikten sonra
Hemen işaretlediğim noktadan iğnemi çıkardım. İpimin bulunduğu deliğin hemen sağ üstüne batıyorum. İlk çarpımı yaptım bu yaprağım için. Son yaprağım için. İkincisini çarpı yapıyorum. Üçüncü çarpımı yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Bu üç tane çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Sağ tarafa doğru 1 2 3 ve 4. çarpıyı yapıyorum. Geriye dönüyorum. Tamamlıyorum bu 4 çarpıyı ve yanına bir 5. çarpı daha yapacağım şimdi. 4. çarpıyı tamamladım. 5. çarpı için batıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyorum. Hemen sol üst deliğe battım. 1. çarpımı yapıyorum. 2. çarpıyı batıp sol çaprazdan arada 2 kare boşluk bırakarak çıkıyorum. 2 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum geriye dönüp çarpılarımı. Aynı şekilde tekrar sağ çapraza geleceğim. Buradaki 2 çarpımı tamamlıyorum. 2. çarpıyı tamamlamak için batıp sağ çaprazdan iğnemi çıkarıyorum. Arada 2 kare boşluk bıraktım yine. Buraya 1 ve 2 çarpı yaptım. Tamamlıyorum bu çarpılarımı. Düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyorum. Hemen sağ tarafıma battım. 1 2 ve 3. çarpımı yaptım. Bu şekilde 3. çarpıyı yaptıktan sonra ipimin bulunduğu deliğin sol çaprazındaki deliğe batıp hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Buraya bir tane çarpı yapmış olacağım. Tekrar tamamlamak için yine ipimin çaprazına batıp üzerindeki delikten çıkıyorum. Daha sonra buradaki yarım 3 tane çarpımı tamamlamaya devam ediyorum. Üçüncü çarpımı da tamamlıyorum. Yanına 2 tane daha çarpı yapacağım. Birincisini yaptım. İkincisini yapmak için batıyorum ve arada 2 tane boş kare bırakıp sola geçtim. Tekrar buraya 2 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüp tamamlıyorum çarpıları. İkisini de tamamlayıp tekrar sağa geçiyorum. Buradaki 2 çarpımı da tamamlıyorum. İkinci çarpıyı tamamlamak için batıp iğnemi şuradaki bırakmış olduğum 2 tane boş kare var ya, soldaki boş karenin altındaki kareyi doldurmam gerekiyor. Ve bu karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkaracağım arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen sol üst deliğe batıyorum ve buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum.
sağıma batıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp çapraz soldan çıktım. Bir tane de buraya çarpı yapacağım. Tamamlamak için batıyorum ve ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkıyorum. Sol üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp arada iki kare boşluk bırakarak sağa geçiyorum. Ve buraya bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra ipimin bulunduğu deliğin sol çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Tekrar çapraza batıp ipimin çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Buraya bir tane çarpı yapmış oldum. Şimdi buradaki çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve arada 3 tane kare boşluk bırakarak sola geçtim. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Ve şimdi arkadaşlar, kenarda beklemekte olan lacivert ipimizi halımızın arka tarafından çıkarıp lacivert ipimizi devam ederek E harfimizi işlemeye devam ediyoruz. Ucuna iğnemizi takalım. Daha sonra buradan iğnemizi çıkaracağımız yer, bu sağ üstteki yaprağımızı, burada 3 tane çarpı var. Bu 3 çarpının sağına doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk bırakıp 6. karenin sağ alt deliğinden iğnemizi çıkaracağız. Şimdi buraya gelmem için havlumun arka tarafını çeviriyorum. İşaretlediğim yer şurası. Burada şu şekilde iplerimin arasından yaprağımın üst kısmında şu şekilde geçiyorum. Bu şekilde ipimi çıkardıktan sonra hemen sağ üst deliğe batıyorum. Bir tane çarpı yapacağım. Ve bu çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum. Sağ tarafıma battım. Tamamlıyorum bu çarpıyı. Hemen soluma tekrar batıp iki tane yan yana çarpı yaptım. Tamamlayıp bir alt sıraya geçtim. Hemen sol üst deliğe battım. Bir. Tekrar ikinci kez batıyorum. İki. Geriye döndüm. Tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya geçtim. Sola doğru 1, 2, 3, 4, toplamda 7 tane çarpı yapıp tamamlayacağım.
Son çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçtim. Hemen sağ üst sol üst deliğe batıp birinci çarpımı yapıyorum. Yanına ikinci çarpı. Geriye dönüyorum. Bu iki çarpıyı tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Sol üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıp tamamlıyorum. Ve hemen sağ üst deliğe batıyorum. Yanına ikinci bir çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya geçtim. Sağ üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıp tamamlayarak iğnemi alttan çıkardım. Tekrar lacivert ipimizi iğnemizi taktıktan sonra şuradaki 3 tane çarpıdan birinci çarpının hemen altına bir tane boş kare bırakıyoruz. İkinci boş karenin sağ alt deliğinden iğnemizi çıkarıyoruz. Burada hemen sağ üst deliğe batıp altındaki delikten çıkıyoruz. Tekrar bir kere daha batıyoruz. 2 ve 3. kez batıyoruz. 3 tane yan yana çarpımız oldu. Geriye dönüp tamamlıyoruz bu 3 çarpıyı. Düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyoruz. Bu yapmış olduğumuz üçerli çarpıdan 3 sıra daha yapacağız. Toplamda 4 sıra daha yapacağız. Toplamda 5 sıra bu üçerli çarpıdan olmuş olacak. Beşinci sıramızda tamamlayıp bir alt sıraya geçiyoruz. Buradan sağa doğru 4 tane çarpı yapacağız. Geriye dönüp tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt sıraya geçelim. Sol üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlıyorum. Sağa doğru 5 tane daha çarpı yapıyorum. Toplamda 6 çarpımız olacak bu sırada. Geriye döndüm. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya geçtim. Hemen sağ üst deliğe batıp bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu çarpıyı. Ve yanına devam ederek ikinci çarpıyı yapıyorum.
Üçüncü çarpıyı yapmak için batıp sol çaprazdan çıkıyorum. Sol üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıp geri dönüyorum. Çapraz bir şekilde. Buradaki iki çarpıyı da tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyorum. Sola doğru 3 tane çarpı yapacağım. 1 2 ve 3. Tamamlıyorum bu çarpıları. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Daha sonra şuradaki yapmış olduğum 3 tane bir üst sıradaki 3 tane çarpının sağından 2 kare boşluk bırakıp ikinci karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde geçtim. Buradan sağa doğru 4 tane çarpı yapacağım. Ve geriye dönüp tamamlayacağım. Dördüncü çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde değil, bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delik var ya, onun sağındaki delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Yani bu dört çarpının tam ortasındayım. Sağa doğru çarpılar yapacağım. Toplamda 14 tane sağa doğru çarpı yapıyorum ve tamamlıyorum. Son çarpıyı da tamamlayıp iğnemi alttan çıkaracağım. Ve daha sonra havlumun arka tarafını çeviriyorum. Şimdi burada bu baş tarafına doğru, çarpının baş kısmına doğru düz bir şekilde iplerimin altından geçerek ilerliyorum. Şu şekilde iğnemi en baş tarafta çıkardım. Hemen sol alt deliğe battım. Bir tane çarpı yapıyorum. Ve bu çarpıyı tamamlıyorum. Yanına iki tane daha yapacağım. Bir. İkinci çarpıyı yapmak için batıyorum.
arada 4 kare bırakarak sağ tarafa geçiyorum. Çapraz bir şekilde. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp geri döndüm. Buradaki iki çarpıyı tamamlıyorum. İkinci çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi sağa doğru iki tane çarpı yapacağım. Birincisini yaptım. İkincisini yapmak için batıyorum ve arada iki kare boşluk bırakarak sağ çapraza geçiyorum. Şu şekilde. Arada iki kare boşluğum oldu. Buraya da iki tane çarpı yapalım. Bir. Ve iki. Tamamlayalım. Tekrar sola geçelim. Buradaki iki çarpıyı tamamlayalım. Ve ipimin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten iğnemizi çıkaralım. Sağa doğru 4 tane çarpı yapalım. 1 2 3 ve 4. Geriye dön, tamamlayalım. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için batıp ipimizin hemen üzerindeki delikten iğnemizi çıkaralım. Sağa doğru 3 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım bu 3 çarpıyı. Ve ipimizin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten iğnemizi çıkaralım. Hemen bir tane çarpı yapalım. Sağ alt deliğe batıp tamamlayıp düz bir şekilde üst sıraya çıkalım. Bir tane de buraya çarpı yapalım. Tamamlayıp iğnemizi alttan çıkarabiliriz. Arkadaşlar E harfimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle arka tarafını da görelim. Arka taraf görüntümüz bu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.